Mahkeme başkanı taleplerin alınmasının ardından kararı açıkladı ve sanık Halil Ölmezleri eski eşini tasarlayarak öldürmekten Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi 1B bendinde ağırlaştırılmış müebbet ve yine aynı olay yerinde bulunan kayınpederi İsmail Ülker'i de kasten öldürmekten dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesince müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme sonunda anne İsmihan Ülker, abi Mustafa Ülker ve kızı İlayda Ölmezler'in vekili avukat Ali Arslan basın mensuplarına açıklama yaparak baba İsmail Ülker için sanığa verilen cezayı temize göndereceklerini, bu ölüme de ağırlaştırılmış müebbet verilmesini isteyeceklerini söyledi. Mahkeme süresince salonda gözyaşlarına hakim olamayan 16 yaşındaki kız İlayda Ölmezler yine mahkeme çıkışında gözyaşlarına hakim olamadı ve kısa süreli sinir krizi geçirdi. Mahkeme sonrası kadın cinayetlerini durduracağız platformu bir basın açıklaması yaparak sloganlar eşliğinde kadın cinayetlerine indirim uygulanmasın dedi. Mahkeme sonrası anne İsmihan Ülkerse kocası İsmail Ülker adına verilen cezayı beğenmediğini, aslında idam edilmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan sanık avukatı Ahmet Akcan da müvekkilinin adına tahkime itiraz edeceklerini ve ağırlaştırılmış müebbeti kabul etmediklerini söyledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir yıl önce eşinden boşanan Halil Ölmezler, 12 Kasım 2015 günü sokak ortasında eşi Derya Ülker ve eşinin babası İsmail Ülker'i pompalı tüfekle vurmuş ve olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Evet sayın avukat, evet, savcını seyrelendiriyorsunuz. Evet, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi bugün Derya Ülker'in ve İsmail Ülker'in öldürülmesiyle ilgili davayı sonuçlandırmış bulunuyor. Mahkeme kararında eski eşinin Derya Ülker'i öldürmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu 82.1A gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tasarlayarak kasten öldürmekten dolayı. Babası İsmail Ülker'i ise kasten öldürmekten dolayı cezalandırıldı Türk Ceza Kanunu 81. maddesine göre. Tabii bu bizim isteğimize uygun bir karar değil. Çünkü dosya kapsamı incelendiğinde, sanığın önceki beyanları incelendiğinde ve mahkemede dinlenen tanıkların beyanlarında sanığın her defasında seni ve aileni yok edeceğim şeklinde tehditlerde bulunduğu ve bunu kafasında tasarladığı açıkça net bir şekilde ortaya konulmakta. Bu nedenle mahkemenin kararı İsmail Ülker yönünden tarafımızdan temiz edilecek. Bir de dosyanın Yargıtay'da görülmesi istenilecek. Orada değerlendirilmesi sağlanacak.